Türkiye'nin değerli izleyenleri, seçim bitti ve geçim derdine başladık. Dolar aldı başını, fırladı, gidiyor ve sokak artık seçimde kim seçildi, kaç milletvekili oldu, vallahi kimsenin umurunda değil. Bugünlerde yine şunu söylemek istiyorum, seçim becerdik mi, beceremedik mi, onu tam net bilemiyorum. Neden? Çünkü 64 milyon seçmen var. Be kardeşim, 64 milyon seçmen de yine Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine göre başarılı bir oy oranı var. %84.15. Yani bu iyi bir sandığa katılım. Fakat sandığa giden sayısı 53.339.000. 64 bin lira, 53 milyon lira. Yani değerli izleyenler, burada ikinci turda biraz daha fazla insan gitmiş gibi. Ama değil, artan oylar var ve 11 milyon insan oy kullanmıyor. Şimdi burada aklıma yeni fikirler geliyor. Gerçekten Türkiye seçmen sayısı 64 milyon mu? Ve gerçekten 11 milyon vatandaş vatandaşlık hakkını kullanmıyor mu? Bu çok önemli. Ve bu konuda altılı masa, hani masalar kurdular, ittifaklar oluşturdular ya. Be kardeşim, biraz daha bir bütçe ayırsaydınız da gerçekten yapay zeka, akıl var, akıl, bilgisayar var bu dünyada artık. Ve insanların birçok sorununu yapay zeka çözüyor. Ve soruyorum size, bu 64 milyon seçmen var mı yok mu? Bunu partiler çözer mi, çözemez mi? Eğer öncelikle demokrasi için, hak ve adalet için bu sorunu siyasi partiler çözmek zorunda. Şimdi ikinci meseleye geçelim. Lobi. Şimdi öncelikle gerçekten lobiler var mı, yok mu? Bunu soruyorum. Ege lobisi bir defa sınıfta kaldı. Çünkü listelere baktığımızda Ege lobisinde milletvekili seçiminde Egeliler iki adım geride kaldı. Peki Denizli'nin lobisi var mı? O da yok. Fakat kendi gayretleriyle kutlamak gerekiyor. Bakınız, kutlamak gerekiyor. Bir kadın milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. Ve Denizli'de bir sürü kavgalar, çelişkiler, çatışmalar. Ama bir Cumhuriyet kadını Denizli'den kırmızı plakayı Denizli'ye getirdi. Diyeceksiniz, nedir o? Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı seçildi. Ve Meclis Başkanı ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapalı grup toplantısında Gülizar Biçer Karaca Meclis Başkan Vekili oldu. Yani ayda bir defa Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Meclis Başkanlığı olarak meclisi yönetecek. Ve orada Denizli'nin adını hem Türkiye hem de dünyaya duyuracak. Buradaki artık bütün siyasi içteki çelişkiler bir yana, Denizli ve Ege işte en üst düzeydeki bu Cumhuriyet kadınına saygı ve sahip çıkmak zorunda. Gelelim, şunu da anlatayım. Katip üyeliği daha önce de seçilmişti. İkinci kez Denizli'ye kırmızı plakayı getiriyor. Ve bu anlamda da yani daha önce adını yazdırmış Devrallar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Halil İbrahim Şahinler vardı. Şu anda da Gülizar Biçer Karaca bunu başardı. Kendisini tebrik ediyor ve kutluyorum. Gelelim lobiye. Değerli izleyenler, lobi çok önemli. Gerçekten. Şimdi neden diyeceksiniz? Eğer bizim lobimiz varsa önümüzdeki günlerde rektör atamalarında, önümüzdeki günlerde vali, kaymakam, emniyet müdürü atamalarında, devletin en üstündeki bürokrat atamalarında lobinin önemi var. Şimdi Denizli'den biz bir bakan çıkarmıştık biliyorsunuz, Nihat Zeybekçi döneminde. Bir takım yerlere genel müdür ve bürokrat atamalarında, şimdi hatırı sayılır, Sayın Zeybekçi'nin bir emeği, bir eli vardı. Fakat şimdi ne? Şimdi bakanlarda
biliyorsunuz Ege'den hiç bakan yok. Hiç. Ege'den hiç bakan yoksa daha sonraki günlerde hiç mi bürokrat olmayacak? Hiç mi vali olmayacak? Onun için Ege'deki sanayi odası, STK'lar, ticaret odaları, bütün lobi güçlerine buradan son kez uyarımdır. Diyorum ki doğrudur, bırak Denizli'yi, Aydın'ı, Muğla'yı, İzmir'i. Ege olarak bir yumruk. Bir yumruk olma zamanı mı? Zamanı. Çünkü ekonomide, şehirlerin daha ileriye gitmesinde ve bunlar çok önemli diyorsanız lobiye önem vereceksiniz. Peki bir diğer taraftan bakınız, yağmur yağıyor. Bir anda seller kat kat fazla akıyor. Çünkü bir metrekareye diyelim ki 3 kilogram yağmur yağacağına 23 kilogram yağıyor. Şimdi iklim değişikliğinin siyaseti olmaz. İklim değişikliğini küresel güçler bozdu. Evet, onlar düzeltmeye çalışıyor. Fakat düzeltirken bütün günahı bizim sırtımıza yüklüyorlar. Onun için biz iklim değişikliğine karşı siyaseten uyanık olmamız gerekiyor. Sadece işte burayı su fazla geldi, logarlar patladı, arabalar yürümedi. Şimdi burada iki şey söylemek istiyorum. İster Denizli'de olsun, ister İzmir'de, ister Aydın'da, ister Muğla'da, ister Manisa'da, ister Kütahya'da, ister Uşak'ta. Bu doğa iklimsel bir olay. Şimdi şehirleşmeyi oluşturan harita mühendisleri, çevre mühendisleri, bütün mühendisler, inşaat mühendisleri, mimarlar bu iklim değişikliğini göz önüne almak zorunda. Çünkü almazsak artık şehirleşmeler buna göre yaşamsal alanlar daha riskli hale gelmekte. Yani ortak akıl, kolektif akıl gerekiyor. Çünkü neden? Artık bakın tarımda değerli izleyenler, dikey seralar oluşmaya başladı. Yani 1000 metrekare yerde 1000 metrekareyi 10.000 metrekareye çevirmeye çalışıyorlar. Yani düşünün ki 1000 metrekare alan var. 10 kat yükselttiğinizde al sana 10.000 metrekare. Yani dikey seracılık gelişiyor. Bir tarafta yapay et yapılmaya başlandı. Evet, Türkiye'de de başlandı. Ve yapay zeka zaten hayatımızın içinde. Yani bu anlamda birçok iş yerinde artık yapay zeka fabrikaları yönetiyor ve robotlar çalışıyor. Peki robotlar çalışıyor, yapay zeka etkin ve doğa böyle, biz ne yapmalıyız? Biz de daha demokratik, daha insanca yaşamak için hukukun önde olduğu, adaletin var gücüyle onda olduğu sistemleri ve ortak akılla neler yapabiliriz diye tartışmak ve masaya yatırmak zorundayız. Evet, bugünün yorumunda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ama son bölümde ne söyleyeceğim? Hak, hukuk, adalet diyoruz ya. Hak, hukuk, adalet herkese gerekli. Şimdi ayağının tozuyla meclis başkan vekili Gülizar Biçer Karaca Marmara cezaevinin önünde. Neden? Çünkü tipten milletvekili seçilen Can Atalay milletvekili oldu, hala serbest bırakılmıyor. Şimdi buradan bütün yetkilileri, bütün insanlıktan yana yüreğe çarpanlara bir şey söylemek istiyorum. Hak, hukuk, adalet herkese gerekli. Evet, bir an önce ya anayasaya uyacaksak, bu ihlallere ve uyarılara uyanık olacağız, uyacağız ve ya da yasaları herkese aynı uygulayacağız. Şimdi fakire ayrı, zengine ayrı, efendim çoban ayrı, kaymakam ayrı, şun ayrı, bun ayrı yasal uygularsak, adalet yok olursa, bilin ki ülkede yaşamak da, ülkede ekonomi de yok olur. Onun için birlikte olmak için birlikte üreteceğiz, birlikte kardeşçe paylaşacağız, birlikte çöken kapitalizmin içinde biz birlikte olacağız ve göreceksiniz ki ortak akılla çözüm bulacağız. Bunun için adalete saygımız sonsuz olmalı. Her şey gönlünüzce olsun.